Tabii birçok insan hakları meselesini gündeme getirip taşıdınız. Bu konularda 20 Ocak tarihi de hakikaten nasıl derler, yüreğimizi Evet, kanlı ocak diyoruz biz. sızlatan diyeyim ya da dağlayan bir gün ve gündem. Hemen bu konuyla devam edelim hocam. Artık 20 Ocak tarihidir ve 30 yıl bundan önce 1990. yılda Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrinde bir kanlı olaylar baş verdi ve 30 yıl bundan önce Bakü'nün tam merkezinde o zaman Sovyet İmperyası, Sovyet ordusunun askerleri Bakü'ye, Azerbaycan'a hücuma geçtiler ve yüzlerle insanı, sivil, günahsız insanları katlettiler. Ve o tarihten sonra Azerbaycan insanı bir daha ayaklanmış oldu. Ve o olaylar aslında Azerbaycan'ın bağımsızlığına giden bir yol oldu ki yüzlerce günahsız sivil çocuklar, onların ebeveynleri, yaşlı insanları katletti o zamanki Sovyet ordusu ve onunla Azerbaycan'da bir milli azadlık hareketi başladı. Onunla Azerbaycan insanı sanki bir uykudan ayrılmış oldu. Yeni bir dönem başladı ve bu Azerbaycan tarihine, Azerbaycan'ın yeni tarihine kanlı olaylar diye geçmiş oldu. Bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrinin en yüksek zirvesinde Şehitler Hiyabanı deyilen bir yer var. Orada o günahsız insanların, o sivil insanların mezarları var. 160'tan fazla bir insanın bir günde 1990. yılın 19 Ocak gecesinden 20'sine 20 Ocak tarihine geçen gün sivil insanları, günahsız insanları katlettiler ve ondan sonra Azerbaycan'da artık yeni bir tarih başlamış oldu ve ondan bir yıl sonra 1991. yılda Azerbaycan kendi bağımsızlığına, devlet bağımsızlığına kavuşmuş oldu ve o dönemde artık Sovyet hükümetinden uzaklaştırılmış Haydar Aliyev ilk insanıydı ki Azerbaycan'ın hak sesini tüm dünyaya, Moskova'da hem de Sovyet İmperyası'nın başkenti olan Moskova'da bir basın toplantısı geçirdi ve kanlı ocak dediğimiz o olaylarda günahsız insanların katledilmesini bir daha eleştirdi, bunu pisledi ve tüm dünyaya Azerbaycan'ın hak sesini iletmiş oldu. Artık 30 yıl geçip o tarihi olaylardan biz o zaman çocuk idik, benim 8 yaşım olardı ama 30 yıl geçmesine bakmayarak biz her gün, her ay her yıl o günleri hatırlıyoruz. Yurt dışından gelen misafirlerimiz, konuklarımızı her zaman o Şehitler Hiyabanı dediğimiz yere götürüyoruz. Çünkü o bir Azerbaycan'ın tarihidir. Azerbaycan'a gelen, başkente gelen bütün resmi misafirler, konuklar, başbakanlar, cumhurbaşkanları her zaman Şehitler Hiyabanı'na giderler. Şehitlerin ruhuna sevgi ve ihtiramlarını yad ederler ve ben bir şeyi de özellikle altını çizmek istiyorum. Şehitler Hiyabanı'nın hemen yanında bir Türk şehitliği dediğimiz bir yer var. Orada da 1918. yılında Bakü için, Azerbaycan için canını feda veren Türk kardeşlerimiz, Türk askerlerimizin mezarlığı var ki Türk şehitliği diye adı geçiyor ve biz her zaman Şehitler Hiyabanı'na giderken orada şehitlerimizi anarken o Türk şehitlerimize de saygıyla anıyoruz ve bu bir daha Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bu dostluk ve kardeşliğin bir numunesidir, göstergesidir.